Burası İstanbul'un arka bahçesi, yani hayvancılığın, sebze, meyve, her türlü şeyin, yani doğal, bak orada gördüğünüz gibi hayvanlar otluyor. Bu karşıda kışın sera yapıyor, yazın da buralar bahçe. Dikkat ederseniz sulak yerler, zengin su yatakları olduğu için de doğal olarak da doğal ürünlerin yetişmesi için köylülerin yetiştiği doğal ürünleri İstanbul'un içine taşınıyor her gün. Burası şu anda tam şeyin orta yeri, yani kanal dedikleri yer şu gördüğünüz vadiden gelecek. Burası kanalın içinde kalacak kaldığımız yer. Bu iki gölette Sazlıdere. Tatlı su, yani İstanbul'a içtiğimiz suyu temin eden göletlerden bir tanesi. Köy daha önceden buradan istimlak edilmiş durumda, satılmış yani köyü istimlak edilmiş. Buradan yukarıya taşıdılar köyü. Burada zaten yaşam diye bir şey kalmadı, kaldırdılar. Barajdan dolayı kalktı zaten. Burası 94'te su tutuldu. Hayvancılık falan, tarım bitti burada. Burada 3-4 tane kaldık. Yani bekliyoruz, öyle beklemedeyiz. Ne olacak bilmiyoruz. Rant mı var, rant yok mu? Ne olduğu belli değil. Bir de kanal çıktı. Bir de kanal olayı çıktı. Yani milletin hali perişan. Bizim anamız hayvanın içinde doğurmuş, hayvan içinde ölüyoruz biz. Köyden geldik, köyden gidelim. Öyle biz anlamayız öyle beton armanların içinde gezmeyi. Yok ve şehir hiç yaşanacak yani, yer değil zaten, ben sana söyleyeyim. Kapıdan çıktığımız zamanı bağırırız ki Ahmet ne yapıyorsun, Mehmet ne yapıyorsun? Bazıların işe yarıyor. Maddi yönden yarayacak. 3 kuruş yer olacak 1000 lira. Ha öteki türlü de çoğu insanımız ne istemiyor. Şimdi çiftçiliği öldürdüler burada. Çiftçilik gitti. Herkes hayvancılık yapıyor. Hmm. Şimdi ne yaptılar? Şey vermediler. Mesela destek vermediler çiftçiliğe. Hmm. Öldürdüler. Yok dediler şöyledir, yok böyledir. Şimdi burası mesela kanala başlasın, buradaki bütün hayvancılık bitti. Bu alanın tamamı İstanbul'un, daha önce de söyledik, can damarları, can suyunun verildiği yer. Arka bahçesi, kimsenin görmediği ama ondan herkesin büyük oranda nasiplendiği bir alan. Oksijeninden, suyundan, gıdasından, her şeyinden nasiplendiği bir alan. Daha doğrusu beslendiği bir alan diyelim. Biz İstanbul'un can damarlarını kesiyoruz. Buraya kanal yaparak. Bunun için de kanalın neden insan İstanbul için ya İstanbul ya kanal derken niye böyle söylediğimizi de burada anlatmaya çalışıyoruz. 25 milyon insanın faydalanacağı alanların yok edilmesi mi, yoksa çok küçük bir kısmın bir rant kapısı elde edebileceği bir alanın yaratılması mı? Aslında tartışmanın özetinin bu olması gerekiyor. Ama birçok İstanbul'un yararlanmasından öte göremediği bu doğa harikası yerlerin tamamen ortadan kaldırıp bir kanal geçilmesi hiç de mantıklı durmuyor. Nereye gideceğim ben? Ne iş yapacağım ben?